Sevgili gençler, bu yürüyüşün amacı özgür bir Türkiye yaratmaktır. Sizler düşüncelerinizle, tartışmalarınızla, geleceğe umutla bakmak zorundasınız. Şundan hiçbir endişem yok. Bu ülkenin gençleri bu ülkeyi yücelteceklerdir. Bu ülkeyi büyüteceklerdir. Bu ülkenin kalkınması, büyümesi sizin ellerinizde olacaktır. Ama Türkiye'nin büyümesi, Türkiye'nin gerek bölgesinde gerek dünyada lider olmasının tek yolu hukukun üstünlüğüne inanmasından geçer. Yani adaletten geçer. Yani haksızlıkları engellemekten geçer. Haksızlıklara karşı çıkmak hepimizin ortak görevidir. Özellikle gençlerin görevidir. Kamuda görev almak istersiniz ama haksızlık olmasını istemezsiniz. Hak edenin kamuya girmesini istersiniz. Görevinizde yükselmek istersiniz ama hak edenin yükselmesini istersiniz. Torpille birisinin yükselmesine siz de karşı çıkarsınız. Adalet yürüyüşü kutsal bir yürüyüştür. Adalet yürüyüşü bir siyasal yürüyüş değildir. 80 milyon için yürüyoruz, adalet için. Kimliği ne olursa olsun, görüşü ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun bu ülkenin adalete ihtiyacı var. Ülkemiz dünyanın en güzel ülkelerinden birisi. Cennet gibi bir ülke. Bu ülkeyi cehenneme çevirmeye hiç kimsenin hakkı ama hakkı yoktur. O halde hepimiz bu güzel ülkeyi büyütmeliyiz. Bu güzel ülkede çalışmalıyız. Fikirlerimiz farklı olabilir, düşüncelerimiz farklı olabilir, inançlarımız farklı olabilir. Ama bir masanın etrafına oturup özgürce tartışabilmeliyiz, konuşabilmeliyiz. Ülkenin sorunlarını, çözümleri hep birlikte üretebilmeliyiz. Bunları yapmak mümkün mü? Elbette mümkün. Türkiye'nin bu adaleti büyütme kapasitesi vardır, mümkündür. Çünkü gençlerimiz son derece çalışkan, son derece vatanına bağlı gençlerdir. Sizlerden isteğim, bize destek verin adalet yürüyüşünde. Ve sizler de bulunduğunuz her toplantıda, üniversite olabilir, üniversite dışı olabilir, parkta olabilir, lokantada olabilir, bir piknikte olabilir, adaletin yüceliğine vurgu yapınız. Şu söz çok önemlidir. İranlı büyük düşünür Sadi şöyle söyler. Dünyanın bütün nehirleri adalete susamış bir insanın susuzluğunu gidermeye yetmez. Bu kadar güzel, bu kadar yüce bir söz. Yine bir başka düşünür der ki, adalet kutup yıldızı gibidir. Yerinde durur, sabit durur ama bütün kainat onun etrafında döner. Ve bütün peygamberler adalet için mücadele etmişlerdir. Adaleti getirmek, adaleti tesis etmek için mücadele etmişlerdir. Dolayısıyla adalet kutsal bir kavramdır. Adalet mülkün yani devletin temelidir. Adaletin olmadığı bir yerde devlet de olmaz, gençlik de olmaz, barış da olmaz, huzur da olmaz. O nedenle bu adalet yürüyüşü kutsal bir yürüyüştür.